K.U.R.E.Y.Ş. Suresi Bir Kur'an okurken vakıf, durak, yapmak. İki yaz ve kış zamanlan ile bunlara dair bazı hükümler, üç mevsimlerin isimleri. Dört yazlık ve kışlık edinmenin hükmü, K.U.R.E.Y.Ş. Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile Cumhur'un görüşüne göre Mekke'de inmiştir. Ede Da'hak ve kelbinin görüşüne göre ise Medine inmiştir. Dört ayettir. 1. Bir. Birinci Kureyş'in güvenlik ve esenliği için. Bu surenin mana itibariyle kendisinden önceki sure ile bağlantılı olduğu söylenmiştir. Şöyle buyurmaktadır, Kureyş'in güvenlik ve esenliği için yani birbirleriyle ülfet etmeleri yahut Kureyş'in ittifak etmesi için ya da Kureyş'in güvenlik duyarak her iki seyahatine alışması için fil ashabını helak ettim. Bu iki, sureyi, tek bir sure olarak sayanlar arasında Übeybe. Kabda vardır. Mushafında bu iki sureyi birbirinden ayırmamıştır. Süfyan B. Uyeyne dedi ki, bizim iki sureyi birbirinden ayırmayan ve her ikisini birlikte okuyan bir imamımız vardı. Amr B. Meymun el evdi dedi ki, Ömer B. D. Yartab, R. A. ı, ne arkasında akşam namazını kıldık. Birinci rekatte, Andalsun incire ve Zeytine, Ettin, 95 bölü 1, suresini, ikincisinde ise, Rabbinin fil sahihlerine ne ettiğini görmedin mi? Elfil, 105 i ile Kureyş'in güvenlik ve esenliği için CKURCYŞ 106 bölü 1 surelerini okudu. El Ferra dedi ki, bu sure bundan önceki sure ile bitişiktir. Çünkü Yüce Allah, Mekkelilere, Habeşlilere yaptıkları ile üzerlerindeki büyük nimetini hatırlattıktan sonra, Kureyş'in güvenlik ve esenliği için, buyurmaktadır. Yani biz, bunu fil ashabına bizden Kureyş'e bir nimet olsun diye yaptık. Çünkü Kureyşliler cahiliye döneminde ticaret maksadıyla Mekke'nin dışına çıkıp gidiyor, onlara baskın yapılmıyor ve kötü maksadla yaklaşılmıyordu. Araplar onlar Yüce Allah'ın beytinin ahalisidir, diyorlardı. Nihayet fil, sahibi ka, beyi yıkmak, taşlarını alıp anlarla Yemen'de insanların haksedip ziyaret edecekleri bir ev yapmak istemişti. Yüce Allah onları helak etti, bununla, onlara, üzerlerindeki, nimetini hatırlatmaktadır. Yani Yüce Allah, bunu Kureyş'in esenlik ve güvenliği için yaptı. Yani, ticaret maksadıyla, dışarı çıkmaya alışsınlar ve kimse, enlara, baskın yapmak cesaretini bulamasın. Bu, Mücahid'in ve Said ve Cübeyr'in yaptığı rivayete göre, İBN Abbas'ın görüşünün ifade ettiği mana ile aynı şeydir. En Has bunu şöyle zikretmektedir, bize Ahmeübe. Şu ayb anlattı, dedi ki, bana ARNRB. Ali haber verdi, dedi ki, bana amir be. İbrahim anlattı ki bu kişi insanların hayırlılarından güvenilir bir zat idi dedi ki, bana hoap be. Cafer be, Ebil Mure anlattı, dedi ki, bana. Said be, Cüber, TBN Abbas'tan Yüce Allah'ın, Kureyş'in güvenliği ve esenliği için, şöyle dediğini nakletti, benim Kureyş'in üzerindeki nimetim yaz ve kış yolculuklarında onların güvenlik ve esenlikleridir. İBN AB Bas, eledi ki, onlar kışın Mekke'de kalıyorlar, yaz büyüktür Taif'te getiriyorlardı. Bu açıklamaya göre ifade tamam olmamakla birlikte, ileride sureyi açıklarken belirteceğimiz gibi ayet sonlarında vakıf yapmak caizdir. Bu surenin, kendisinden önceki sureye, bitişik olmadığı da söylenmiştir. Çünkü her iki sure arasında, Bismillahirrahmanirrahim, bulunmaktadır. Bu ise önceki surenin bitişinin, yeni bir surenin başlamasının bir delilidir. Surenin başındaki, lam, harfi yüce Allah'ın, ibadet etsinler, üçüncü. Ayet buyruğuna taalluk etmektedir. Yani bunlar bu beytin Rabbine ibadet etsinler çünkü erzaklarını temin etmek maksadıyla yaz ve kış yaptıkları yolculuklarında onların güvenlik ve esenliğini sağlamıştır. El Halıl de böyle demiştir, bu sure, önceki ile, muttasıl değildir. Yüce Allah, şöyle buyurmuş gibidir, Allah Kureyse bir güvenlik ve esenlik vermiştir. O halde onlar da bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Artık, ibadet etsinler, buyruğunda gecen, fe, harfinden sonra gelen fiilin, fe'den önceki buyruklarda amel ediş sebebi, bunun atı edatı olmayıp, zeyd oluşundan dolayıdır. Tıpkı, zeyte gelince vur onu, demeye benzer. Yüce Allah'ın, Kureyş'in güvenlik ve esenliği için, buyruğunun başındaki, lam, harfinin taç çüp için geldiği de söylenmiştir yani Kureyş'in güvenlik ve esenliğine hayret ediniz. Bu açıklamayı el kisai ve el ahfeş yapmıştır. Bunun, anlamında olduğu da söylenmiştir. İHN Arnir, ye, siz olarak, belli belirsiz hemzeli bir şekilde, diye okumuş. Ehe Cafer ile el arek daha hafif, kolay, okumak isteğiyle l hemzesiz olarak, diye okumuşlardır. Diğerleri ise, ısındırdım, güvenlik verdim, ısındırırım sındırırım güvenlik veririm, kökünden gelen bir fiil olarak açık bir hemze ile ve, y ile, bir m4 ve, diye okumuşlardır. Şair de şöyle demişti T. Yıldızlar değiştiğinde güzel işler yapıp arttıranlar ve esenlik yolculuğu için yola koyulanlar. Onunla ülfet ettim, ülfet etmek de denilir. Yine Ebu Cafer, Kreş'in ülfeti için, diye de okumuştur. Bu her iki kullanımı şair şu beyitinde birlikte zikretmiş bulunmaktadır. Sizler kardeşlerinizin kureş olduğunu ileri sürdünüz onların bir ilfi olduğunu sizin de ilafınızın olmadığını. El Cevheri dedi ki, filan kişi bu yer ile ülfet etti, ona ısındı, alıştı, eder, denilir. Bir başkası ona alıştı, diye kullanılır. Yine aynı şekilde, o yere alıştım, alışırım, denilir. Aynı şekilde, şeki de, aynı anlamda, kullanılır. Buna göre mazide, efale ve feale, şekilleri aynı olmaktadır. Yikraim e ise, emir olmak üzere, lam, harfi üstün olarak, alışsın, güvenlik ve esenlik bulsun, diye okumuştur. İbn Mesud'un mushafında an böyledir. Emir, lamının fetalı okunuşu ise, İbn Mücahid ve başkalarının naklettiği bir söyleyiştir. İkrime, güvenlik ve esenliği için, şeklinde okuyanları ayıplardı. Mekkel ilerden birisi de, diye okumuş ve Ebu Talib'in kardeşi Ebu Leheb'e Rasulü'yla, sav, ı, ona iyi bakmasını, gözetmesini, tavsiye ederken söylediği şu beyitleri tanık göstermiştir. Sakın onu büyük bir müzibete hayatta kaldığın sürece terk etmeyesin. Sen afif ve imdada koşan bir kişi ol. Haşimiler topluluğunu saldırılara karşı koru. Çünkü onların insanlar arasındaki ilafları, emanları, en hayırlı ilaftır. Kreşlilere, en nadır be. Kinane be. Huzeymehe. Müdürayk B, İlyas B, Mudar, oyundan gelenlerdir. Buna göre Kinane ve ondan sonrakilerin soyundan gelenler bir tarafa sadece en nadir soyundan gelenler Kureyşlidir. Kureyş'e nispet bazan, Kureyş'i, şeklinde de yapılır, kıyasa göre de böyle olması gerekir. Şair de şöyle demiştir. Üzerinde heybet bulunan her bir Kureyşli ile. Eğer, kur c -Y -Ş ile belli sakinleri kastedecek olursak, bu kelime inun, arif gelir eğer onunla kabileyi kastedersek gayr-ı munsarıf olur. Şair şöyle demiştir, zor işlerde o Kureyş'e el verdi ve ona önderlik etti. Kazanç elde etmek, demektir. Toplandılar, bir araya geldiler, anlamındadır. Daha önceden Kureyşliler, haremin dışında dağınık idiler. Kusay B, Kilab, I İyarem de onları toplayıp bir araya getirdi ve orayım kendileri iyi mesken edindiler. Şair Şöyük, demiştir. Bizim babamız Kusay'dır, o mücemmi, bir araya getirip toplayan, diye çağırılırdı onunla Allah, fihirli kabileleri toplayıp bir araya getirdi. Kureyşlilerin Fir ve, Malik ve, Ennadr'ın soyundan gelenler, olduğu da söylenmiştir. Buna göre Fihr'in soyundan gelmeyen herkes, Kureyşli değildir. Ancak birinci görüş daha sahih ve daha sağlamdır. Peygamber, Sav'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir, bizler Ennadrbe, Kinane'nin çocuklarıyız. O bakayımdan biz ne annemizi itham ederiz, ne de kendimizi babamızdan başkasına nispet ederiz. 2. Va ile B. El Eska, da şöyle demiştir, Peygamber, Sav buyurdu ki, şüphesiz Allah, İsmail oğullarından Kinane'yi seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Haşim oğullanla seçti. Beni de Haşim oğulları arasından seçti. Bu sahih ve sabit bir hadistir. Bunu Buhari, Müslim ve başkaları rivayet etmiştir 3 onlara niçin Kureyş adı verildiği hususunda ise birkaç görüş vardır. Bir bu görüşe göre onlar, daha önceleri dağınık iken bir araya gelip toplandıklarından dolayı bu adı almışlardır. Tekârruş, bir araya gelip toplanmak ve kaynaşmak demektir. Ebu Cilde el-Yeşkuri dedi ki, Onlar öyle kardeşler ki aleyhimize olarak günahları toplayıp bir araya getirdiler, hem eski dönemlerinden beri, hem de yeni zamanlarında. İki Kureyşliler, kendi kazançlarından yiyen tüccar kimseler oldukları için bu ismi almışlardır. Çünkü, tekerruş, kazanmak, kazanç elde etmek et demektir. Kazanıp, mat toplayıp bir araya getiren kimsenin bu durumunu anlatmak üzere, kazanıp mal topladı, kazanıp toplar, denilir. El Ferra dedi ki, işte, Kureyş'e bu manadan hareketle bu isim verilmiştir. Üç Kureyşliler, hacılar arasında bulunan ihtiyaç sahiplerini araştırırlar, onun ihtiyacını karşılar, giderirlerdi. Kars, de araştırmak, teftiş etmek demektir. Şair şöyle demiştir. Ey kötü halimize sevinen ve bizim durumumuzu araştırıp teftiş eden. Amrin ne acaba bunun kalıcı kılma özelliği var mıdır? Dört rivayet edildiğine göre, Muaviye, İbne Abbas'a, Kureyş'e için Kureyş? E niçin Kureyş? adı verilmiş, diye sormuş, şu cevabı vermiş, denizde en güçlü hayvanlardan birisi olup, adına el kırş, köpek balığı, denilen bir hayvandan ötürü bu isim verilmiştir. Bu hayvan başkalarını yer kendisini kimse yiyemez. Başka hayvanların üstüne çıkar, kimse onun üstüne çıkamaz, deyip Tubba'ın şu beyitlerini nakletmiştir, Kureş, köpek balığı demek olan, kırşın küçültme iami, denizde yaşayandır işte onun adı ile Kureyş'e Kureş denilmiştir zayıfı da, semizi de yer o, ve asla terk etmez. Orada iki kanatlıya hiçbir tüy bırakmaz. İşte ülkeler arasında Kureyş kabilesi de böyledir. Onlar, ülkeyi hızlı bir şekilde yer bitirirler. Ahir zamanda onların bir peygamberi olacaktır. Aralarından öldürülenler, yaralananlar çoğalacaktır. 4. İkinci, kış ve yaz yolculuklarında, kendilerini güvenlik ve esenliğe kavuşturduğu için. Mücahit ve haned, ye, siz ve, lam, harfi sakin olarak, güvenlikleri için, diye okumuşlardı. İbn Kesir'den de buna yakın bir rivayet nakledilmiştir. Aynı şekilde Esma'nın rivayet ettiğine göre o Resulullah, sav, ı, güvenlikleri için, diye okuduğunu işitini, j, t, i, r. İbn Abbaslan ve bankalarından da bu şekilde rivayet edilmiştir. Ebu Cafer ile Şamlılardan Elvelid ve Ebu Hayve, ye, siz olarak ve belli belirsiz bir hemze ile şeklinde okumuşlardır. Ebu Bekir'in rivayetine göre asım ise birincisi hemzdi, ikincisi sakin olmak üzere iki hemzeli, diye okumuştur. Ancak her iki kelime dedi, iki hemze ile okumak şaz bir okuyuştur. Diğerleri ise, medli ve hemzeli olarak, diye okumuşlardır. Tercih olunan okuyuş şekli de budur. Bu lafız burada açıklamak için birinci, ilaf, güvenlik ve esenlik, den bedeldir. Bu, ülfel edecek hale getirilenin durumunu anlatan, ülfet etti, fiilinin mastarıdır. O bizzat ülfet elli, demektir. Da mastardır. Daha önce kıraatte açıklandığı üzere, onların alışa geldikleri ve güvenlik içinde yaptıkları yaz ve kış yolculukları, demektir. İbn Ebineci, Mücahid'den Yüce Allah'ın, yaz ve kış yolculuklarında kendilerini güvenlik ve esenliğe kavuşturduğu için, buyruğu hakkında şöyle demiştir, Allah'ın Kureyge verdiği bir lütuf olarak ne kış, ne yaz yolculuğu onlara zor gelmezdi. el ve başkaları şöyle demiştir, bu ilafın sahihleri dört kardeştir. Bunlar Abdi Menaf'in oğulları Haşim, Abdü Şems, El-Muttalib ve Nevfel'di. Haşim, Şam kralı ile ülfet, güvenlik ve eman sağlamıştı. Yani Şam'a yaptığı ticarette emniyet altında olmasını sağlayacak şekilde ondan bir ahi ve güvence almıştı. Kardeşi Abdü Habeşistan ile El Mullalib, Yemen ile Nevfel, Faris ile bu güvenliği anlaşarak sağlamıştı. Himaye altına alır, demektir. İşte bu dört kardeşe, himaye alanlar, anlamında, El Mucurun, diye at verilirdi. İşte Kureyş tacilleri de bu kardeşlerin aldıkları güvenlik taahhüdü sayesinde bu bölgelere gider gelirler ve kimse onlara ilişmezdi. El Eseri dedi ki, ilaf, himaye ve emane, koruma ve güvenlik altına almaya, benzer yük taşıyan develere ve ticaretlerine eman vermeyi anlatmak üzere eman ve güvenlik verdi, verir denilir. El eseri devamla, dedi ki, buyruğun, tevili şöyledir, küreydiler haremde yaşıyorlardı. Onların ekinleri de yoktu, hayvancılık yapma imkanları da yoktu. Yaz ve kış mevsimlerinde güvenlik içerisinde ticaret yapıyorlardı. İnsanlar ise onların etraflarından kapılıp götürülüyor. Ardı, onlar herhangi bir taarruz ile, karşılaştıklarında, bizler Allah'ın hareminin sakinleriyiz derler. O bakımda düzeltme işareti insan onlara ilişmezdi. Ebul Hüseyin Ahmet B., Faris B., Zekeriya, tefsirinde şunu zikretmektedir, bize Said B., Muhammed, Bekya B., S.H.L.E.D. Dimyati'den, İ.B.N. Abbas'a kadar ulaşan kendi senediyle Yüce Allah'ın, Kureyş'in güvenlik ve esenliği için, buyruğu hakkında şunları söyledi, yani yaz ve kış yolculuklarında onların güvenlik ve esenlikleri için. Şöyle ki, Kureyşel ilerden herhangi birisine bir açlık isabet edecek olursa, o ve aile fertleri belli bir yere giderler, kendileri için bir çadır kurarlar ve orada ölürlerdi. Nihayet A.M.R.B. Abdi Menaf geldi. Kendi döneminde efendi ve lider birisiydi. Esed diye bilinen bir oğlu vardı. Mahzum oğlandan da onun akranı oyan birisi vardı. Esed o kişiyi sever, onunla oyun oynardı. Ona, yarın bizler, afed, edeceğiz dedi. İbn Faris dedi ki, bu, bu haberde yer alan bir lafız olup, son harfi, dal, ile mi yoksa re ile mi bilemiyorum. Eğer re ile olursa muhtemelen toprak anlamına gelen, el aferden gelmektedir. Eğer dal ise ingi anlama geldiğini bilemiyorum. 5. Zannederim bunun anlatmak istediği, onların sözü edeyim çadıra gidişleri ve biri biri arkasında ölümleridir. İbn Abbas devamla dedi ki Esed annesinin yanına ağlayarak girdi ve akranının kendisine neler söylediklerini nakletti. Esed'in annesi o aileye yağ ve un gönderdi. Onunla birkaç gün daha yaşadılar. Arkasından yine arkadaşı yanına gelerek "Biz yarın toprağa gidiyoruz, afed ediyoruz." dedi. Yine Esed babasının yanına ağlayarak girdi ve ona arkadaşının durumunu haber verdi. Bu hal AMRB Abdimenaf ağır geldi. Kureyşliler arasında kalkıp bir hutbe int etti. Onun emirlerine itaat ediyorlardı. Şöyle dedi, sizler öyle bir çığır açtınız ki, bunun sonucunda sizler azalıyorsunuz, diğer Araplar çoğalıyor. Sizler zelil okurken Araplar güçleniyor. Halbuki sizler aziz ve celil olan Allah'ın hareminin halkısınız. Adem oylarının en şereflilerisiniz. Sair insanlar size tabidir. Fakat sizin bu ayet ifadımız, tenhaya çıkıp ölümü beklemeniz, neredeyse sizi bitirecek. Bunun üzerine, biz sana uyarız dediler. O da şöyle dedi, şu adamdan Esed'in arkadaşının babasını kastediyor işe başlayın. Onu ayet ifada çıkmak ihtiyacından kurtarın. Dediğini yaptılar. Sonra o da develer boğazladı, koçları, keçileri kesti. Arkasından tirit yaptı, insanlara yemek yedirdi. O bakımdan ona haşini denildi, bu beyti şair onun hakkında söylemiştir. O amr ki, kavmine tirit hazırladı. Mekkeliler ise kıtlık içerisinde ve açlıktan zayıf düşmüşlerdi. Daha sonra, her bir baba soyundan gelenleri kışın Yemen'e, yazın da Şam'a ticaret maksadı ite iki ayrı yolculuk yapmak üzere bir araya getirdi. Zenginin kazandığını fakir ite paylaştırdı. Nihayet onların fakirleri de zenginleri gibi öldü, onlar bu hal üzere iken İslam geldi. Araplar arasında Kureyşlilerden malı daha çok ve daha güçlü aynı babadan gelmiş başka kimseler yoktu. İşte şeylerinin şu beyti bunu dile getirmektedir. Onlar, fakirlerini zenginlerine katıp karıştıranlardır ta ki fakirleri muhtaç olmayan kimse gibi olana kadar. Yüce Allah, Resulü Muhammed, savkı peygamber olarak gönderinceye kadar onlar bu hal üzere devam ettiler. Yüce Allah da şöyle buyurdu, artık onlar bu beytin Rabbine ibadet etsinler. O ki kendilerini, üçüncü, ayet, Haşim'in yaptıkları sayesinde, açlıktan doyuran, ve arablar çoğalırken kendilerinin azalmaları korkusundan kendilerine güvenlik verendir. 4. ayet. Yüce Allah'ın kış ve yaz yolculuklarında buyruğundaki yolculuk lafzı mastar sebebiyle nasbedilmiştir ki yolculuk yapmaları anlamındadır. Yahut da kendilerini güvenlik ve esenliğe kavuşturduğu için buyruğunun onda amel etmesi sonucu ya da zarf olarak nasbedilmiştir. Eğer onlar biri yaz biri kış olmak üzere iki yolculuktur anlamında ref konumunda kabul edilirse de caiz olur. Ancak birincisi daha uygundur. Yolculuk yolculuk yapmak demektir. Bu iki yolculuktan birisi kışın Yemen'e yapılırdı. Çünkü orası sıcak bir ülkedir. Diğeri ise yazın Şam'a yapılırdı. Çünkü orası soğuk bir ülkedir. Yine İbn Abbas'tan şöyle dediği nakledilmiştir. Sıcak olduğu için kışı Mekke'de geçirirlerdi havası dolayısıyla yazı da Taif'te geçirirlerdi. Kış soğuğunun etkisini üzerlerinden giderecek sıcak bir yerlerinin, diğer taraftan yazın sıcağının etkisini üzerlerinden giderecek soğuk bir bölgelerinin bulunması, o kavmin üzerindeki en üstün ve değerli nimetlerdendir. İşte Yüce Allah, onlara bu nimeti hatırlatmaktadır. Şair şöyle demiştir. Bir nimet olarak kışı geçirir Mekke'de yazlığı ise Taif'tedir. 6. Burada dört konunun, dört ayrı başlık halinde ele alınması gerekmektedir. Bir Kur'an okurken vakıf, durak, yapmak. Kadı Ebu Beke i̇bn Arabi ile diğer alimlerin tercihine göre Yüce Allah'ın, güvenlik ve esenliği için, o ayet anlamındaki buyruğu, kendisinden önceki buyruklara taalluk etmektedir. Bu buyruğun kendisinden sonraki bir buyruğa taalluku ise caiz değildir. Ondan sonra gelen buyruk, artık onlar bu beytin Rabbine ibadet etsinler, üçüncü. Ayet buyruğudur. İbnül Arabi, dedi ki, bu buyrukla ilişki yeni bir ifade ve yeni bir açıklama ile kesilip, Bismillahirrahmanirrahim, satırı yazılmakla birlikte, bundan önceki sureye taalluk ettiği sabit olduğuna göre, kıraat esnasında Kur'an okuyanların, ifade tamam olmadan önce vakıf yapmalarının caiz olduğu da açıkça ortaya çıkmaktadır. Kıraat alimlerinin rivayet ettikleri vakıflar, Şeran Peygamber, Sav'dan rivayet edilmiş değildir. Onlar bu yolla öğrencilere manaları öğretmek istemişlerdir. Öğrenciler bu manaları öğrendikten sonra artık diledikleri yerde vakıf yaparlar. Nefesin kesildiği yerde vakıf yapılabileceği hususunda ise görüş ayrılığı yoktur. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalınacak olursa daha öncesini tekrar okumaya gerek yoktur. Ancak nefesin yetersizliği dolayısıyla durulan yerden tekrar okumaya başlanılır. Bu hususla benim görüşüm budur. Onların söylediklerine herhangi bir şekilde delil bulunmamaktadır. Ancak ben onların dediklerinin dışına çıkmayı hoş karşılamadığım için mananın tamam okluğu yerde vakıf yapmayı esas kabul ederim. Derim ki, bu görüşün doğruluğunun delillerinden birisi de peygamber, sav, ı, ne, elhamdülillahi rabbil alem, t, ne, deyip, vakıf yapması sonra, er rahmani rahim, dedikten sonra tekrar vakıf yapmasıdır. Tayyul daim önceden bu kitabın mukaddimesinde, mukaddime, Yüce Allah'ın kitabının okunuş keyfiyeti başlığında, geçmiş bulunmaktadır. Müslümanlar, Yüce Allah'ın, sonunda onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapı verdi, buyruğunun nihayetinde vakıf yapmanın çirkin olmadığını ittifakla kabul etmişlerdir. Bu, fil, sure birinci rekatte okunup ondan sonraki sure, Kureyş suresi, de ikinci rekatte okunabildiğine göre ve arada kıraat kesilmekle beraber nafızın bir takım rükünleri de eda edildiğine göre, burada vakıf yapmanın çirkin olduğu nasıl söylenebilir? İlim adamları arasında bunu hoş görmeyen hiçbir kimse yoktur. Bunun tek bir gerekçesi sadece yüce Allah'ın sonunda onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapı verdi, buyruğunun bir ayel sonu olmasıdır. Buna göre kıyas yapılacak olursa ifade ister tamam olsun ve maksat sona ersin, ister olmasın ve maksat sona ermesin ayetlerin sonlarında vakıf yapmak uygun olmayan bir şey olarak görülmemelidir. Aynı şekilde fasılalar, ayetlerin sonlarındaki harfler, muntazam olan ilahi kelamın süsü ve zinetidir. Eğer bu fasılalar olmasa bu muntazam kelam ile nesir arasında da bir fark görülmezdi. Muntazam ifadelerin daha güzel olduğu da açıktır. Böylelikle fasılaların muntazam sözlerin güzelliklerinden olduğu da sabit olmaktadır. Buna göre fasılalar üzerinde vakıf yapmak sureliyle kur A'nın fasılalarını açığa çıkartan Bikim.se kur, A'nın güzelliklerini de açığa çıkarmış olur. Ayet sonlarında vakıf yapmayı terk etmek, bu güzellikleri örter ve nesri bu muntazam söze benzetmiş olur. Bu ise okunan lafzın hakkını ihlal etmektir. 7. İki yaz ve kış ile bunlara dair bazı hükümler. Malik dedi ki, kış, senenin yarısı, yaz da senenin öbür yarısıdır. Ben Rabia B. Abdurrahman, Rabiatur Rey, ile onunla birlikte olanların Samkleni Süreyya Yıldız'ı çıkıncaya kadar çıkarmadıklarını görüp duydum. Bu ise Bişnesa, 8 ayının 19. günüdür. Rumların yahut Farsilen hesabı göre 25. güne rast gelir. Süreyya Yıldızı'nın doğması ile zekat toplayıcılarının bu maksatla, zekat toplayacakları yerlere, çıkmaları insanların dağ su kenarlarına gitmeleri zamanını kastetmiştir. Süreyya yıldızının doğuşu yazın başlangıcı ve kışın sonudur. Bu, bu hususta onun arkadaşlarının kendisinden herhangi bir ayrılıkları söz konusu olmaksızın rivayet ettikleri bir husustur. Sadece eşek ondan şunu rivayet etmiştir, ikizler Burcu'nu teşkil eden yıldızlardan, üç parlak yıldız olan, e Haka, kaybolduğu takdirde, gece kısalmaya başlar. Süreyya yıldızının doğuşu yazın başı kabul edildiğine göre, bu yıldızın mutlak o yayırak senede yazın bitişinden sonra 6 ay, kışında altı 6 ay olması gerekir. Muhammed B. Abdülhakem'e kış girene kadar bir kişiyle konuşmamak üzere yemin eden bir kimse hakkında sorulan soruya şu cevabı vermiştir. Hatur ayından 17 gün geçmedikçe onunla konuşamaz, şayet yaz girene kadar diyecek olursa bu sefer Bişni'den 17 gün geçmedikçe onunla konuşamaz. El Kurazi dedi ki, bunun Muhammed'den Bişnes ayı hakkında böyle dediğini zikretmek bir yanılmadır bişnesten geçmesi gereken gün sayısı 19'dur. Çünkü her bir konak için 13 gün hesabı ile konakları hesap edecek olursak, Hatur'dan itibaren 19 günün menzillerinin ancak bişniden 19 gün girmesiyle tamamlanabileceği anlaşılır. Doğrusunu en iyi biten Allah'tır. 9. Üç mevsimlerin isimleri. Bazıları şöyle demiştir, zaman 4 bölümdür, kış, bahar, yaz ve sonbahar. Diğer bazıları da şöyle demiştir, kış, yaz, aşın, sıcak ve sonbahar. Ancak Malik'in söylediği daha sahihtir. Çünkü Allah, bu sürede, zamanı iki kısma ayırmış, bunlara üçüncü bir kısım ilave etmemiştir. 10. Dört yazlık ve kışlık edinmenin hükmü. Yüce Allah, Kureyş'in önceden geçtiği üzere yaz ve kış olmak üzere iki yolculuklarını bir lütuf olarak onlara hatırlatması, Kişinin bu iki zamanda iki yer arasında gidip gelmesinin, yaz ve kış ayrı yerlerde kalmasının, caiz olduğuna delildir. Bunlardan birisinin hali her bir zamanda diğerinden daha iyidir. Mesela, yazın denize yakın yerlerde oturur, kışın ise kıble tarafında kalır. Ayrıca serinlemek için evlerde gerekli pencerelerin açılması ve keten türü elbiseler edinmenin, ısınmak için ise kürk ve kalın elbiseler giyinmenin caiz olduğunu da göstermektedir. 11 üç artık onlar, bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Yaz ve kış yolculuklarında onlara güvenlik ve esenlik verdiği için Yüce Allah da onlara kendisine jebaylet etmelerini ve kendisini levhid etmelerini emretmektedir. Ayetin, başına, f harfinin gelişi, ifadelerde şart anlamı bulunduğundan dolayıdır. Çünkü anlam şöyledir, madem öyle, bunca nimetler için ibadet etmiyorlar, artık hiç olmazsa onlara güvenlik ve esenlik verdiği için ibadet etsinler, demektir. Bu da şu anlama binaendir, yüce Allah'ın onların üzerindeki nimetleri sayısızdır. Şayet diğer nimetleri sebebiyle ona ibadet etmiyorlarsa o halde, apaçık bir nimet olan bu binayı mı dolayısıyla ona ibadet etsinler? Beyt, kabe'dir. Yüce Allah'ın kendisini bu beytin Rabbi olarak tanıtmasında iki vecih söz konusudur. Birincisine göre, onların başka bir takım putları vardı. Yüce Allah, böylece kendisini o putlardan ayırt etmiş olmaktadır. İkincisi, onlar bu beyt sayesinde diğer Araplardan üstün ve şerefli kılınmışlardı. Yüce Allah, nimetini hatırlatmak üzere onlara bunu zikretmiş olmaktadır. Artık onlar, bu beytin Rabbine ibadet etsinler, buyruğu söyle küçüktür iyiye açıklanmıştır, onlar iki yolculuğa alışıp güvenlik duydukları gibi, Kabe'nin Rabbine ibadete de alışsınlar. İkrime dedi ki, Kureyşliler, Suriye topraklarındaki, Busra'ya bir yolculuk ve Yemen'e de bir yolculuk yapmaya alışa gelmişlerdi onlara, artık onlar bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Yani Mekke'de ikamet ikamet etsinler, denildi. Kış yolculuğu Yemen'e, yaz yolculuğu da Şam'a yapılırdı. 12. 4. O ki, kendilerini açlıktan doyuran ve korkudan kendilerine güvenlik verendir. O ki, kendilerini açlıktan, sonra, doyuran ve korkudan kendilerine güvenlik verendir. İbn Abbas dedi ki, bu İbrahim, A, S, I, N duası sayesinde olmuştu. O şöyle dua etmişti, Rabbim, burayı emin bir belde kıl. Halkından, iman edenleri mahsullerle mıhlandır. El-Bakara, 2 bölü 126. İbn Zeyd dedi ki, Araplar birbirlerine baskın ve talan yaparlardı. Biri diğerine esir alırdı. Haremin konumu dolayısıyla Kueyşliler bunlardan yana emniyet içindeydi. İbn Zeyd daha sonra, biz onları, her şeyin mahsullerinin toplandığı güven dolu bir haremde yerleştirmedik mi? El-Kasas, 28 bölü 51 ayetini okudu. Şöyle de açıklanmıştır, yaz ve kıs yolculuk yapmak, onlara ağır gelmeye başladı. Yüce Allah, Habeşi ilerin kalbilerine onlara gemilerde yiyecek götürme isteğini yerleştirdi. Onlar da oraya yiyecek götürdüler. Küreydiler onlardan korktu. Kendileriyle savaşmak üzere geldiklerini zannevi. Gerekli tedbirlerini alarak karşılarına çıktılar. Kendilerine yiyecek getirdiklerini ve gıdalarla imdatlarına yetiştiklerini gördüler. Bunun üzerine Mekkeliler, deve ve eşekleri ciddiye çıkıyorlar, iki gecelik mesafeden yiyeceklerini alıp geliyorlardı. Bu, ayk örneğinin şu olduğu da söylenmiştir. Onlar peygamber, sav, ı yalanlayınca kendilerine beddua ederek şöyle dedi, Allah'ım bu yıllan sen onların yü iki erine Yusuf'un kıtlık yıllan gibi kıl. 13. Bunun üzerine kıtlık ağır bir şekilde bastırdı. Ey Muhammed'i bizini için Allah'a dua et. Şüphesiz biz iman edeceğiz dediler. Peygamber dua edince Yemen topraklarından Tebale ve Kureş denilen yerlerde ekinler bitti. Onlar da Mekke'ye yiyecek getirdiler. Böylelikle Mekkeliler bolluğa kavuştular. Ecl Dahak, Erabi, er Şerik ve Süfyan şöyle demiştir. Korkudan, yani cüzam korkusundan kendilerine güvenlik verendir. Kendi beldelerinde cüzam onlara isabet etmez. El Ameş dedi ki: Korkudan, beraberlerinde fil bulunan Habeşlilerin korkusundan kendilerine güvenlik verendir. Ali C.R. A. da şöyle demiştir, hilafetin kendilerinden başkaları arasında bulunmasından yana, içine düşecekleri korkudan yana kendilerine güvenlik verendir. Şöyle de açıklanmıştır, krallardan güvenlik içerisinde seyahat etmek için gerekli izin ve teminatları almaları hususunda Allah onlara kafi gelmiştir, yardımcı olmuştur. Doğrusunu en iyi hilen Allah'tır. Lafız umumidir. Bütün bu anlamlan kapsamını alır. 14. Kureyş Suresi burada sona ermektedir. Allah'a hamd olsun. 1. İmam Kurtubi, El Camiül Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 369. 2. Hari, Et Tarihu, Lokebir, 7, 274, Taberi, Camiül Beyan, 15, H6, Ahmet. H. Amere E. Yıldız Şeybeni, El Ahad Ol Mesani, 2, 165, 166, Tahirani, Sağır, I, 144, Kebir, İl, 2 H, S. 7 274 i̇bn ahdi Birber, eli̇steab i 277 hsmi̇ Mina, 3 195 8 218